Herkese merhaba. Yine çok istifade edeceğinizi umduğum bir derste karşınızdayım. Dersimizin konusu B1 Planen kalıpları hakkında olacaktır. Dersimiz başlıyor. Biz günlük hayat içerisinde her zaman bir şeyler planlamak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela yeni bebeği olmuş bir arkadaşımızı veya hasta olmuş bir arkadaşımızı ziyaret etmek gibi ya da doğum veya düğün gününe gitmek veya onları organize etmek gibi veyahut da kutlama, piknik, gezi, davet, mangal vesaire gibi organizasyonlar yapmak gibi bir sürü konuyu günlük hayat içerisinde de biz planlamak mecburiyetinde kalıyoruz. İşte burada öğrendiğimiz kalıplar günlük konuşma cümleleri olarak da bize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi plan ve planen kelimesini tahlil etmek için tepe kamerasına geçiyoruz. Diye plan, proje, taslak, tasarı, plan manasında. Bundan türetilmiş olan planen fiili ise planlamak, tasarlamak, hedeflemek manasına gelmekte. Sonuna bir D eklediğimiz zaman planent oluyor ki planlayan, tasarlayan manasına gelmiş oluyor. Gene sonuna los eklediğimiz zaman plan los dediğimiz zaman plansız, programsız, taslaksız manasına geliyor. Plan mes eklediğimiz zaman plana uygun, sistematik manasına gene bir sıfat yapmış oluyoruz. Tabi planeni planen von aksiyonen dediğimiz zaman aksiyonları planlamak ya da planen etwas zu tun dediğimiz zaman bir şey yapmayı planlamak manasına gelmiş oluyor. Bis ins detail planen dediğimiz zaman teferruatına kadar planlamak manasına geliyor. Sonuna ea eklediğimiz zaman planea dediğimiz zaman planlamacı, tasarlamacı manasına geliyor ki bundan bir sürü kelime yine türetmek mümkün. Sonuna in getirdiğimiz zamansa bunu yapan bayan olmuş oluyor. Arbeitsplaner iş planlayıcısı, bau planer inşaat planlayıcısı, büro planer büro planlayıcısı, diyet planer perhiz diyet planlayan kişi manasında, Hochzeitsplaner dediğimiz zaman düğün planlayıcısı, Organisationsplaner dediğimiz zaman organizasyon planlayıcısı, Stadtplaner dediğimiz zaman stadt planlayıcısı, Stadtplanerin dediğimiz zamansa bayan stadt şehir planlamacısı olmuş oluyor. Termin planer, termin planlayıcısı, Werbe planer, reklam planlamacısı olmuş oluyor. Planen Aufbau dediğimiz zaman plan geliştirme manasına gelirken, Planen Entwurf dediğimiz zaman plan taslağı manasında. Der Entwurf tek başına taslak, kroki, plan, tasarım çizimi için kullanılıyor. Planen fiiline biz başına durk getirirsek, durk planın dediğimiz zaman teferruatlı bir şekilde planlamak için kullanılırken, ein planın dediğimiz zaman planlamak manasının yanında hesaba katmak, zaman ayırmak manasında vermiş oluyoruz. Ausgaben ein planen dediğimiz zaman harcamaları planlamak, ein Flucht planen dediğimiz zaman bir kaçış planlamak olmuş oluyor. Einen Anschlag planen dediğimiz zaman bir suikast planlamak, einen Aufstand planen dediğimiz zaman bir isyan planlamak manasına geliyor. Anschlag, suikast, Aufstand, isyan manasındadır arkadaşlar. Aynı Stadt planen bir şehir planlamak, aynen Besuch planın bir ziyaret planlamak, für die Ferien planın dediğimiz zaman tatil için plan yapmak, etwas im Budget ein planın dediğimiz zaman bir şeyi bütçede planlamak anlamına geliyor. Yani planlamakla alakalı bir sürü varyans mevcut. Biz de gemeinsam etwas planen de yani bir şeyi planlarken yani gerek bir gezi planlayacağız, gerek bir düğüne veyahut da doğum gününe gitmemiz gerekecek ya da bir kutlamayı organize etmemiz gerekecek vesaire bir sürü planen kalıplarıyla karşılaşacağız. Bu tip kelimeleri biliyor olmamız bizim işimize yarayacaktır. Şimdi B1 planen kalıplarını ekran görüntüsüyle takip ediyoruz. Öncelikle planenimize bir giriş yapmamız gerekiyor. Eğer B1 mütli sınavındaysanız yapabileceğiniz en iyi giriş size verilen sınav kağıdındaki cümleleri dönüştürerek yapacağınız giriştir. Yani size verilen soruyu dönüştürüp onu bir karşıdaki partnerimize bir cümle olarak kullanabilirsiniz. Bu konuyu daha önce çektiğimiz B1 planen dersinde işlediğimiz için burada tekrar anlatmayacağım. Arzu edenler oynatma listesindeki B1 bölümünde bulunan planen dersine bakabilirler. Peki başka nasıl giriş yapabiliriz? Partnerimiz genelde önceden belli oluyor ve partnerimizde biz belli kurgular birlikte çalışabiliriz. Partneriniz belli değilse bile siz bu öğrendiğiniz kalıp cümleleri sınavda çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Partnerinize şöyle deyin. Yani şöyle bir giriş yapalım istersen. İşte hafta sonu vaktin var mı? Evet hafta sonu vaktim var. Neden sordun? Çünkü ben şunu yapmak istiyorum. Sen de yapmak ister misin? Gibi bir cümleyle giriş yapabiliriz. En azından konuyu açıklığa kavuşturmuş olursunuz bu şekilde. Bakın hasta Zeit für nächstes Wochenende. Yani önümüzdeki hafta sonu zamanın var mı? Ja, ich habe Zeit. Aber warum hast du gefragt? Evet, zamanım var ama neden sordun? Am nächsten Wochenende werde ich einen Ausflug machen. Gelecek hafta sonu bir gezintiye çıkacağım. Möchtest du einen Ausflug machen? Bir gezintiye çıkmak ister misin? Şeklinde giriş yapabiliriz ja da einfach kolay bir şekilde ich möchte einen Ausflug machen. Möchtest du einen Ausflug machen? Ben bir gezinti yapmak istiyorum. Bir gezinti yapmak ister misin? Gibi basit bir cümleyle de giriş yapabiliriz istersek.
Tabi zamanı biraz daha ayrıntılı da verebiliriz. Hastu am zamstag acht ua sait, yani cumartesi saat 8'de vaktin var mı gibi sorabiliriz. Ya da hastu sait am zamstag, cumartesi vaktin var mı gibi de sorabiliriz. Eğer Almancanız iyiyse bu şekilde giriş yapın ama biraz laf kalabalığı yapmak istiyorsanız, çok fazla Almanca cümle kullanamıyorsanız o zaman bunu ayrı bir soruda, yani ne zaman buluşalım, nerede buluşalım gibi ayrı bir soruda kullanırsanız biraz daha laf kalabalığı yapmış olursunuz. Onunla alakalı kalıp cümlelerimiz ileride gelecek. Tabi bizim sorumuza, ayrıntılı sorumuza gene partnerimiz ya ich habe Zeit für das Wochenende, hafta sonu vaktim var, ja ich habe Zeit aber warum hast du gefragt, neden bunu sordun şeklinde gene sorabilir. Biz de einfach bir şekilde, kolay bir şekilde ben şunu yapmak istiyorum, sen de yapmak ister misin? Burada yapacağımız şey neyse, gezintidir, partidir, kutlamadır, sınavı kutlamadır, hasta ziyaretidir, doğum günü veya bir düğüne gitmedir vesaire, ne isteniyorsa yüzünden oradan plan olarak ben şunu yapmak istiyorum, sen de yapmak ister misin gibi cümleyi kullanabiliriz. Ich möchte einen Ausflug machen, möchtest du einen Ausflug machen? Ausflug kelimesi çok çıkan sınavlarda, planenlerde çok çıkan bir kelime. Ausflug kelimesi günübirlik yapılan geziler için kullanılıyor. Normal uzun bir gezi olarak düşünmeyin. Yani diyelim ki siz Stuttgart'ta oturuyorsunuz. Berlin'e bir gezi düzenleyemezsiniz Ausflug'da. Çünkü 400-500 kilometrelik bir yere zaten gidip gelmek bile zaman alacaktır. Orada birkaç gün kalmanız gerekecektir. Yani bu bir Ausflug olmuş olmuyor. Kısa gezintiler için kullanılıyor. Ona dikkat etmiş olun. Ich möchte eine Party machen. Möchtest du eine Party machen? Bir parti yapmak istiyorum. Bir parti yapmak ister misin? Ich möchte eine Feier machen. Bir kutlama yapmak istiyorum. Möchtest du eine Feier machen? Şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da ich möchte die Prüfung feiern, möchtest du die Prüfung feiern? Yani sınavı kutlamak istiyorum, sen de sınavı kutlamak ister misin gibi bir cümle kullanabiliriz. Siz B1 sınavını geçtiniz ve sınıfça bir kutlama yapmak istiyorsunuz. Bunu organize etmeniz gerekiyor gibi genelde bu planen kalıbı çok çıkıyor, bu sorusu çok çıkıyor arkadaşlar. Ich möchte grillen, möchtest du grillen? Ben mangal yapmak istiyorum, mangal yapmak ister misin gibi. Ja da bunu farklı bir şekilde kullanabiliriz. Wir könnten Party machen, parti yapabiliriz. Wir könnten einen Ausflug machen, bir gezinti yapabiliriz. Wir könnten oder können eine Feier machen, bir kutlama yapabiliriz. Wir können das bestehen, der Prüfung feiern, bir sınavı geçmeyi kutlayabiliriz şeklinde cümle kullanabiliriz. Bakın burada genitiv olmuş. Das bestehen, bestehen geçmek demek. Tabii das bestehen yaparak isimleştirilmiş. Onun için artikeli das olmuş. Das bestehen, der Prüfung. Burada die Prüfung'tür artikeli. Genitivde der olduğu için das bestehen, der Prüfung kullanabiliriz. Bu şekilde genitiv bir cümleyle giriş yaparsanız daha güzel olur. Yani genitivi kullanabildiğinizi göstermiş olursunuz. Yani wir könnten das bestehen, der Prüfung feiern, sınavı geçmeyi kutlayabiliriz cümlesi güzel bir cümle. Wir können grillen, ızgara yapabiliriz, mangal yapabiliriz şeklinde cümleyi kullanabiliriz. Ya da daha farklı bir şekilde wollen wir kalıbıyla kullanabiliriz. Yani wollen wir Party machen, bir parti yapmak ister miyiz? Yani bunun tam karşılığı parti yapalım mı manasında. Ya da wollen wir einen Ausflug machen, bir gezinti yapalım mı? Wollen wir einen Feier machen, bir kutlama yapalım mı? Wollen wir grillen mit unseren Freunden, arkadaşlarımıza mangal yapalım mı gibi bir cümle kullanabiliriz. Bakın burada da mit dativ yaptığı için Freund de çoğul olduğu için der Freund, die Freunde ne oluyor? Unseren oluyor. Dativde, plural dativde artikelimiz den oluyordu. Unseren gelmiş ve sonuna bir ekstra en geliyor. Burada mit unseren Freunden şeklinde olmuş. Sondaki en o dativin çoğulundan dolayı gelen bir endir. Bunlara dikkat edelim sınavda. Evet, giriş cümlelerine devam ediyoruz. Diyelim ki bir düğüne davet edildik ya da doğum gününe ya da bir şeye davet edildik, kutlamaya davet edildik. O zaman işte böyle bir kutlamaya davet edildik. Buraya gitmemiz gerekiyor çünkü şu bizim iyi arkadaşımız gibi cümle kullanabiliriz. Yani bakın wir sind am Wochenende zu der Geburtstagsfeier eingeladen. Biz hafta sonu bir doğum günü davetine, partisine davet edildik. Wir sollten dorthin gehen. Biz oraya gitmeliyiz. Den çünkü zum Beispiel Ayşe ist unsere gute Freundin. Ayşe bizim iyi bir arkadaşımız. Yani buradan nokta nokta yere istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Ya da Ali şeklinde kullanacak o zaman Freund şeklinde kullanmamız gerekiyor. Ya da çoğul da olabilir. Mesela düğüne davet edildiniz diyelim ki. Wir sind am Wochenende zu der Hochzeitsfeier eingeladen. Biz bir düğüne davet edildik. Wir sollten dorthin gehen. Biz oraya gitmeliyiz. Then Ali und Ayşe sind, bakın burada Ali und Ayşe artık çoğul olduğu için sind diyoruz. Unsere gute Freunde, onlar bizim iyi arkadaşlarımız, onun için gitmemiz gerekiyor gibi bir cümleyle giriş yapabilirsiniz. Was denkst du? Ne düşünüyorsun? Kommst du mit? Benimle gelir misin gibi bir cümle ekleyebilirsiniz partnerinize. Böyle bu şekilde soruyu sorabilirsiniz. Veyahut da öğretmeniniz sizden rica etti ki şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Yani öğretmenimiz bizden şunu yapmamızı rica etti gibi bir cümle söyleyebilirsiniz. Yani sınav kağıdında öğretmeniniz böyle bir şey rica ediyor gibi geçmese bile bir parti organize etmeniz gerekiyor.
gerekiyor diyelim ki. Siz girişi böyle yapabilirsiniz yani. Unser Lehrer bietet uns eine Party zu planen. Öğretmenimiz bir partiyi planlamamızı istiyor şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Ya da Unser Lehrer bietet uns bla bla zu besuchen. Yani Ali zu besuchen. Ali'yi ziyaret etmemizi istiyor. Diyelim ki arkadaşınız hasta ve onu ziyaret etmeniz gerekiyor diyelim. Bir konu çıktı. Öğretmenimiz Ali'yi ziyaret etmemizi istiyor diye giriş de yapabilirsiniz isterseniz. Veyahut da beraber buluşalım. Şunu yapmak için gibi bir kalıp da kullanabilirsiniz. Yani wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen eine Party zu planen. Bir parti planlamak için hafta sonu beraber buluşalım şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Veyahut da ders çalışmak. Diyelim ki Almanca birlikte ders çalışmanız gerekiyor. Bunu organize etmeniz gerekiyor birlikte planen kısmında çıkan sorulardan bir tanesi mesela bu. Wir wollen uns am Wochenende bei mir treffen Deutsch zu lernen. Yani Almanca öğrenmek için hafta sonu beraber buluşalım şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar wir werden eine Party geben, bir parti veriyoruz şeklinde bir giriş yapabilirsiniz. Partneriniz de der ki was ist der Anlass? Yani ne vesilesiyle? Buradaki Anlass sebep, gerekçe manasında. Ne vesilesi, ne sebeple veriyorsunuz bu partiyi? Ya da gibt es einen Anlass? Bir sebebi var mı? Yani biz Türkçe'de ne davetidir bu diyoruz ya. İşte bir gerekçesi var mı? Parti vermenizin sebebi nedir gibi bir cümle olmuş oluyor. Es gibt keinen besonderen Anlass. Özel bir sebebi yok. Ich habe Geburtstag. Benim doğum günüm var şeklinde. Ya da wir feiern unseren Hochzeitstag. Yani düğünümüzü kutluyoruz gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Ya da es wäre toll. Yani ne güzel olur. Wenn du kommen könntest. Gelebilirsen ne güzel olur gibi bir cümleyi de isterseniz kullanabilirsiniz. Şimdi bir konuşmayı devam ettirme cümlelerine geçiyoruz. Yani sonuçta partnerinizle karşılıklı konuşuyorsunuz ve konuşurken siz arada her şeyi hep böyle dinleyen pozisyonunda olmayın. Arada partnerinizin söylediği cümlelere böyle tasdik manasında farklı cümleler kullanın. Mesela ya gern, evet memnuniyetle. Warum nicht, neden olmasın? Du hast recht, haklısın. Ja, das ist eine gute Idee, evet bu güzel bir fikir. Das ist keine schlechte Idee, bu kötü bir fikir değil. Ya da das ist ein guter Vorschlag, bu iyi bir öneri şeklinde cümleler kullanabilirsiniz. Tabii birçok kişi das ist eine gute Idee cümlesini çok çok kullanıyor. Siz bunu farklı bir versiyonda kullanabilirsiniz. Yani das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee, herkes kullanıyor bu cümleyi. Bence siz das ist keine schlechte Idee, bu kötü bir fikir değil, ya da das ist ein guter Vorschlag, yani bu iyi bir öneri gibi bir cümleyle daha farklı bir cümle kullanarak bir fark yaratabilirsiniz, yani dikkat çekebilirsiniz diye düşünüyorum. Das ist ja großartig, ya da das ist ja fantastisch, ya da das ist ja unglaublich, yani bu harika, bu fantastik, bu inanılmaz gibi cümleler. Ya da sehr gut, çok iyi, prima, mükemmel, süper, süper, ya da ausgezeichnet, işte kusursuz, mükemmel, toll, harika, çılgın, klasse, klas, ya da excellent, ya da excello gibi telaffuzları da var, farklı yöresel olarak değişebiliyor. Excellent, işte olağanüstü, perfect, mükemmel gibi cümleler isterseniz kullanabilirsiniz. Gene ach so, ach wirklich gibi, ya ah öyle mi, gerçekten mi? Ya da wie interessant, ne kadar ilginç gibi. Nein, so was, yok artık. Ach komm, hadi canım. Das wusste ich nicht, bunu bilmiyordum gibi cümleler siz arada kullandığınız zaman karşılıklı spontan konuşuyor havasını verecektir diye düşünüyorum. Ist das nicht einfach großartig? Bu harika değil mi? Wie schrecklich, ne kadar korkunç. Yani arkadaşınız kaza geçirdi, onu ziyaret edeceksiniz. Ya wie schrecklich, ne kadar korkunç gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Ja da was für eine ungewöhnliche Situation, bu ne sıra dışı bir durum gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Ya da wie war die Reaktion, tepki nasıldı? Was hat sie denn gesagt? Ne dedi ki? Burada bayansa sie, erkekse er kullanıyoruz. Was hat er denn getan da diyebilirsiniz. O ne yaptı ki? Ya ne dedi ki? Ne yaptı ki sen böyle yaptın gibi bir cümleyi isterseniz kullanabilirsiniz. Tabii sadece bunları sınavda kullanmak için değil, aynı zamanda günlük hayat içerisinde kullanabilirsiniz. Yani günlük hayat içerisinde biz her zaman bir plan yapmak zorundayız. Ya telefonda, ya karşılıklı, ne bileyim, bir doğum gününe, bir partiye gitmek, arkadaşlardan hediye ne alalım, ne yapalım, ne edelim gibi belli kalıp cümleleri kullanıyoruz. Yani bu cümleler sadece sınavlarda değil, aynı zamanda günlük hayatta da kullanabileceğiniz cümleler olacaktır. Das hört sich nicht so gut an. Yani bu kulağa pek hoş gelmiyor şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Wir müssen dafür das gemeinsam planen. Bunu birlikte planlamalıyız. Bakın gelişme bölümündeyiz. Gelişme bölümünde artık ne yapacağız? Bize verilen punktlar var, noktalar var. O punkt ve noktalara değinmemiz gerekiyor. Wir müssen dafür das gemeinsam planen. Bunu birlikte planlamalıyız. Zaten konunun adı das
das gemeinsam planen, yani birlikte bir plan yapma. Neticede bu cümle orada cuk diye yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Was sollten wir zuerst tun? İlk önce ne yapmalıyız? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ben zaten bazı notlar aldım gibi bir cümle kullanabiliriz. Çünkü bize verilen punktlar var, noktalar var. O noktalara değinmeniz gerekiyor. İlk önce ne yapalım? Şunu yapalım. Ya da ben bazı notlar aldım. Onlar şunlar şunlar gibi. Oradaki punktları söyleyebilirsiniz. Yani hepsine değinebilirsiniz bir yönüyle. Daha sonra also machen wir es so. Tamam, şu şekilde yapalım. Wir müssen zuerst bla bla machen. Öncelikle şunu yapalım gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Buradaki 3 nokta yerine işte yapmanız gereken, değinmeniz gereken mevzu neyse onu değinebilirsiniz. Daha sonra bunu kim yapacak? Burada benim uyguladığım yöntem şuydu. Hast du einen Bekannten, der das kann? Senin bunu yapabilecek bir tanıdığın, bir arkadaşın var mı şeklinde bir cümle kullanıyordum ben. O da ich habe einen Freund, den ich kenne. Benim tanıdığım bir arkadaşım var. Er kann es schaffen, o bunu yapabilir. Yani tanıdığım bir arkadaşım bu işi halledebilir, tamamlayabilir şeklinde bir cümle kullanıyordum. Tabii siz burada farklı bir kurgu da yapabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, mesela benim amcam var. Benim amcam bunu yapabilir gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Diyelim ki doğum günü var. Doğum gününe pasta yapılması gerekiyor. İşte siz dersiniz ki mein Onkel ist Bäcker. Benim işte amcam fırıncıdır. İşte o pastayı yapabilir. Ya da takım elbise dikilecek, yapılacak diyelim ki. Benim amcam terzidir. Benim amcam bunu yapar. Ne bileyim, taşınma olacak. Benim amcamın kamyonu var. O bunu yapabilir. Ya da gezi yapacaksınız. Benim amcamın otobüsü var. Amcam otobüste bizi götürebilir gibi. Bakın, kurguyu o şekilde yapabilirsiniz. Yani burada bir tanıdık değil, bir amca. Her seferinde o amcaya atıfta bulunabilirsiniz vesaire. Önemli olan oradaki konuya değiniyor olmanız. Devam ediyoruz gelişme bölümüne. Bundan sonra ihtiyacımız olan genelde bazı şeyler oluyor. Orada bazı alet edevata ihtiyacımız oluyor vesaire. Onları da orada belirtebiliyorlar. Bundan sonra diyebiliriz ki dafür brauchen wir bla bla. Yani bunun için şunlara ihtiyacımız var gibi bir cümle kullanabiliriz. Außerdem brauchen wir bla bla und bla bla. Yani bunun dışında şunlara şunlara da ihtiyacımız var gibi bir cümle kullanabiliriz. Ya da burada işte partnerimize orada değinmemiz gereken punktu söyleyerek ne yapabiliriz? O konuya da değinmiş olabiliriz. Ich habe einen Vorschlag, bir önerim var. Was denkst du? Ne düşünüyorsun? Was ist deine Meinung? Senin fikrin ne? Was sind deine Ideen? Senin fikirlerin ne? Bakın burada çoğul gelmiş. Ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Senin için önemli mesajların var gibi ne yapabiliriz? Burada karşıdaki partnerimizin fikirlerini sorabileceğimiz cümlelerde istersek kullanabiliriz. Problem konusu şöyle diyelim. Diyelim ki çözemediğiniz bir problem oldu. Oradaki punktlardan bazılarını çözemediniz diyelim ki. Genelde 4-5 tane veriliyor. 5 tane diyelim ki. 3 tanesine değindiniz. 2 tanesine değinemediniz diyelim ki. O zaman buradaki bu kalıp cümleyi kullanabilirsiniz. Wir haben noch Probleme zu lösen. Hala çözmemiz gereken problemler var. Zum Beispiel bla bla und bla bla. İşte burada değinmemiz gereken punktlar neyse onlara değiniriz burada. Bu bence çok kritik bir cümle. Yani çünkü genelde değinemediğimiz cümleler olabiliyor. Bizim çözmemiz gereken problem var şu. O bunun üzerine partnerimiz diyor ki ich kann diese Aufgaben erledigen. Yani ben bu görevleri yapabilirim, halledebilirim gibi bir cümleyle ne yapıyoruz? Değinemediğimiz bir noktaya değiniyoruz. Aynı zamanda anlamadığımız cümle olabilir. Yani bizimki diyelim ki orada değinmemiz gereken punktlardan bir tanesini anlamadık. Diyelim ki bilden rahmen. Fiyat çerçevesi demek. Yani bütçe demek. Bilden rahmenin ne olduğunu anlayamadık. Mesela kelimeyi anlayamadık. O zaman onu burada geçirebiliriz. Yani wir haben noch Probleme zu lösen zum Beispiel bilden rahmen. Yani bizim çözmemiz gereken problemler var. Mesela bilden rahmen. Yani bütçe gibi bir cümleyi burada geçirebilirsiniz. Yani cümleyi anlamasanız bile zaten master halde verildiği için buraya zum Beispiel o anlamadığınız cümleyi söyleyerek ne yaparsınız? O anlamadığınız konuya değinebilirsiniz. Partneriniz de diese Aufgaben erledigen, ben bunları halledeceğim şeklinde bir cümle kullanır. Siz de das ist großartig dersiniz. Sanki anlamış gibi mevzuyu çözebilirsiniz isterseniz. Kannst du das machen? Ya da bunu sen yapabilir misin gibi bir cümle de kullanabilirsiniz. Yani bunu sen yapabilir misin? Ja, das kann ich. Ben bunu yapabilirim. Burada können fiili tek başına kullanılan yapabilmek manasına geliyor. Ekstra bir machen kullanmamıza burada gerek yok. Das kann ich. Ya da ich kann das. Ben bunu yapabilirim manasına gelmiş oluyor. Ich mache diese Aufgabe. Ben bu görevi yapıyorum şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Daha sonra ulaşım konusu. Genelde bir yerlere gitmemiz gerekiyor. Trenle veya kendi arabanızda ya da bir sebeple bir ulaşım vasıtası bulmanız gerekiyor. Burada bence ya tren söyleyin ya da kendi arabanızla gitmenizi tavsiye ederim yani. Mesela burada bu kalıpları kullanabilirsiniz. Ich glaube am besten fahren wir mit dem Zug. Yani bence en güzeli trenle gitmek. Der Zug ist schnell und komfortabel. Yani tren hem hızlı hem de rahattır gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Wir kaufen das Ticket, wenn wir losfahren. İşte yola koyulduğumuzda da bileti alırız gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Veyahut da ich habe ein Auto. Benim arabam var. Wir können damit fahren. Onunla gidebiliriz. Wenn wir mit dem Auto fahren, können wir die Kosten teilen. Partneriniz de size şunu diyebilir. İşte arabayla, senin arabanla gidersek mit dem Auto diyebilirsiniz. Mit deinem Auto da diyebilirsiniz. Yani senin arabanla gidersek o zaman können wir die Kosten teilen. Yani
fiyatı paylaşabiliriz. Yol parasını, masrafları, benzini paylaşabiliriz gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Ya da diyelim ki taşıma nakli işi olduğu zaman İHA ve aynen El Kavi şeklinde kullanabiliriz. Ya da benim amcamın bir kamyonu var diyebilirsiniz. Fark etmez. Benim bir kamyonum var. Onu da taşıyabiliriz. Benim B1 sınavındayken bana çıkan planen arkadaşınız taşınca ona yardım etmeniz gerekiyordu. Orada El Kavi konusunda değinmem gerekiyordu. İşte ben İHA ve aynen El Kavi dedim. Yani benim bir kamyonum var. Onu da yapabiliriz gibi bir cümle kullanmıştım. Ya da İHA ve aynen transporter. Benim bir transporterım var. O diyelim ki kısa bir gezinti yapacaksınız. İşte 5-10 arkadaş gelecek. Transporter cümlesini burada kullanabilirsiniz yani. Yoksa öbür türlü işte bir gezi turu ayarlamak vesaire gibi şeyler devreye giriyor. Ona girmemek için benim transporterim var. Onunla gidelim gibi bir cümle oluyor. Daha rahat bir şekilde konuyu geçebiliyorsunuz. Zol ich dich von zu Hause abholen. Yani seni evden alayım mı, almalı mıyım? Ya da zol ich dich von der Arbeit abholen. Seni işten almalı mıyım gibi bir cümleyle giriş yapabilirsiniz. Bir de değinmemiz gereken genelde stadt plan oluyor. Yani şehir haritası, şehri bilmiyorsunuz vesaire gibi bazen punktlarda çıkıyor. O zaman bence şehir planı satın almak yerine işte via Köln'ün Google Maps nutzen diyebilirsiniz. Yani biz Google'u kullanabiliriz. Google haritaları kullanabiliriz. Ya da mein Auto hat Navigation, benim arabamın navigasyonu var şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Bu şekilde ne yaparsınız? Bu şehir planına falan ihtiyaç yok. Günümüzde artık hiç kimse şehir planını genelde almıyorlar. Genelde navigasyonla ya da Google Maps'te gidecekleri yerlere ulaşmış oluyorlar. Ulaşımla alakalı değineceğimiz diğer bir konu. Diyelim ki bir grup geldi ve o grubu sizin gezdirmeniz gerekiyor gibi bir şey oluyor bazen. O zaman da ne yapacağız biz? Ne zaman geliyorlar? İşte nereden geliyorlar? Otobüste mi, uçakla mı geliyorlar gibi? Nerede yiyecekler? Nerede kalacaklar gibi cümleler sormamız gerekebilir. Burada wann kommen sie und wann gehen sie? Ne zaman geliyorlar? Ne zaman gidiyorlar diyebilirsiniz. Sie kommen mit dem Flugzeug oder mit dem Bus. Uçakla mı, otobüste mi geliyorlar şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Wer wird sie treffen? Onlarla kim buluşacak? Ich kann sie von dort abholen. Onları oradan alabilirim. Yani işte otobüs garından veya o havalimanından vesaire. Wo bleiben sie abends? Akşam nerede kalacaklar? Wo essen sie werden? Nerede yemek yiyecekler gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Bazen Wetter konusu, hava konusuna da değinmeniz gerekiyor arkadaşlar. O zaman da buradaki kalıp cümleleri kullanabilirsiniz. Wie wird das Wetter sein? Hava nasıl olacak? Am nächsten Wochenende wird es sonnig. Önümüzdeki hafta sonu güneşli olacak. Ja da das Wetter soll schlecht werden. Hava kötü olacakmış gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Veya wenn das Wetter gut ist, können wir auch nach Stuttgart gehen mesela. Yani biz eğer hava güzelse Stuttgart'a gideriz gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Ya da bir yer de söyleyebilirsiniz. Mesela bir gezinti yapacaksınız ama hava kötü olursa, hava konusunda değinmeniz gerekiyor diyelim ki. O zaman ne yapacaksınız? Wenn das Wetter schlecht ist, können wir ins Kino gehen. Yani eğer hava kötü olursa normalde Stuttgart'a gezi yapacağız. Ama hava kötü olursa sinemaya gideriz, sinema izleriz falan gibi bir cümle. Güzel bir cümle olacağını düşünüyorum. Hava konusu geçmese bile bu kalıbı ezberlediğiniz takdirde yani hava kötü olursa sinemaya gideriz gibi gezinti cümlesinde bunu isterseniz kullanabilirsiniz. Wenn das Wetter schön ist, kann man grillen. Eğer hava güzel olursa ızgara yapabiliriz gibi bir cümle de kullanabilirsiniz. Ya da hava durumu ne diyor gibi bir cümleyle giriş yapabilirsiniz. Wie ist die Wetter vor Herzage? Hava durumu nasıl? Ya da wie sagt die Wetter vor Herzage? Hava durumu ne diyor gibi iki şekilde, iki varyansla da hava durumunu sorabiliriz. Es soll schlechter werden. Daha kötü olacak. Es soll besser werden. Daha iyi olacak. Es soll wärmer werden. İşte daha sıcak olacak. Es soll kalter werden. Daha soluk olacak. Es sind -6 grad, sıcaklık -6 derece, ya da es sind über 30 grad, sıcaklık 30 derecenin üzerinde gibi cümleler kullanabilirsiniz. İkram konusu da genelde değinilmesi gereken bir konu oluyor. Burada işte çay, kahve ve snacks dediğimiz yani atıştırmalık şeyleri söyleyebilirsiniz. Wird oder werden Tee und Kaffee servis şeklinde cümleyi kullanabilirsiniz. Tee und Kaffee normalde çoğul duruyor ama tekil olarak da kullandığı oluyor Almanların. Yani wird Tee und Kaffee servis de deseniz doğru, werden Tee und Kaffee servis de deseniz doğru. Yani kahve ve çay artık o kadar birleşmiş ki et ve tırnak gibi tekil gibi düşünülebiliyor Almanca'da. Siz werden'la da kullanabilirsiniz, wird'le de kullanın ama genel kullanımı werden olduğunu bilin. Werden Tee und Kaffee servis, çay ve kahve servisi yapacak mıyız, yapılacak mı gibi. Natürlich werden Tee und Kaffee servis, tabii ki çay ve kahve servisi yapılacak şeklinde. Dann müssen wir Kaffee, Tee und Snacks kaufen. Yani o zaman kahve, çay ve atıştırmalıklar almalıyız şeklinde bir cümle kullanabilirsiniz. Wir können diese online bestellen. Bunları internetten online olarak sipariş verebiliriz gibi bir cümle kullanabilirsiniz. Çünkü satın alacağımız şeyler genelde internette var. Her şeyi internetten satın alabiliyoruz. Öbür türlü kim alacak, arabayla kim gidecek, malları nasıl getirecek gibi bir sürü soru devreye giriyor. Ama internetten sipariş yapacağız dediğimiz zaman mevzuyu direkt kökünden halletmiş oluyoruz. Das ist eine gute Idee. Bu güzel bir fikir. Ich kann mich darum kümmern. Ben bununla ilgilenebilirim şeklinde bir cümle kullanabilir partnerimiz. Soll ich etwas zu essen und trinken kaufen? Yiyecek içecek bir şey almalı
mıyım? Ja da wollen wir essen und getränke schon vorher kaufen? İşte önceden yiyecek ve içecek alalım mı gibi bazı ikram cümleleri gene kullanabiliriz. Ja da gene ikramla alakalı wie soll das catering sein? İşte bir catering servisi yani yemek servisi nasıl olmalı gibi bir cümle kullanabiliriz. Ja da wir sollten uns eine Artikelliste fertigen. Yani burada artikel liste eşya listesi demek arkadaşlar. İhtiyacımız olan eşya listesi manasına geliyor. Wir sollten uns eine Artikelliste fertigen. İşte bir eşya listesi yapmalıyız. Zum Beispiel mesela şunlar nedir? İşte Tischdecken, işte masa örtüsü, aus Tuch und Papier, yani kağıttan veya bezden masa örtüleri, Glacia für jedes Getränk, yani her türlü içecek için bardaklara ihtiyacımız var şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Wenn wir eine gute Party planen möchten, erstellen wir am besten einen Menü plan. Yani iyi bir parti düzenlemek istiyorsak bir menü planı oluşturmamız en iyisidir gibi bir cümle kullanabiliriz. Welche Getränke sollte es geben? Hangi içecekler mevcut olmalıdır? Onları sunmalıyız gibi bir cümle kullanabiliriz. Man kann Getränke vor der Party einkaufen. Partiden önce içecekler satın alınabilir gibi bir cümle. Ja da ich kann zum Beispiel Süßigkeiten mitbringen oder einen Kuchen backen. Yani ben tatlıları getirebilirim veya bir kek pişirebilirim gibi bir cümle kullanabiliriz. Yapacağımız partide herkes bir şey getiriyor bazen. Çünkü kursta bazen para toplanıyor. Bazen de herkes kendi yöresine uygun, bulunduğu ülkeye uygun bir şey yapıp getirsin diyorlar. Bu şekilde kültürler arası böyle yiyecekler de tanıtılmış oluyor. Değinmemiz gereken diğer bir konu bütçe konusu oluyor. Yani haben wir genug Geld für diese Aufgabe? Bu görev için yeterli paramız var mı diye partnerinize sorabilirsiniz. Wir haben ein Budget von 5000 Euro für diese Mission oder Aufgabe diye iki şekilde misyon veya Aufgabe şeklinde kullanabilirsiniz. Yani bu görev için 5000 Euro bütçemiz var. Tabii konu neyse yani yapacağımız planın büyükse 5000 Euro yok küçük bir şeyse 100 Euro dersiniz, 200 Euro dersiniz. Buradaki bütçeyi kendiniz ona göre söylersiniz. Unser Budget reicht für diese Aufgabe aus. Yani bu bütçe bizim için yeterlidir. Burada dikkat edeceğiniz bir nokta arkadaşlar. Bakın budget yazılıyor ama budget şeklinde okunuyor. Sakın aynı budget şeklinde telaffuz etmeyin. Budget şeklinde telaffuz etmeniz gerekiyor. Wie viel kostet das? Maliyeti ne kadardır? Fiyatı ne kadardır? Wir konnten von allen Kollegen Geld einsammeln. Tüm arkadaşlarımızdan para toplayabiliriz gibi bir cümle kullanabiliriz. Ich denke wir sollten 5 Euro von allen sammeln. İşte herkesten 5 Euro alabiliriz, almalıyız gibi bir cümle kullanabiliriz. Ich werde damit erledigen. Ben bunu halledeceğim gibi bir cümlede istersek kullanabiliriz. Değinmemiz gereken diğer bir konu genelde hediye konusu oluyor. Yani ne hediye edilecek? Doğum günü olabilir, düğün olabilir vesaire. Genelde bir hediye konusu eğer doğum günü davetine vesaire katılıyorsanız ya da bir ev ziyareti oluyor. Mesela komşunuz yeni ev tuttu. Arkadaşınız o tuttuğu evi ziyarete gidiyorsunuz yani gibi. Oraya bir ev hediyesi almanız gerekiyor. Ya da bir kişiye doğum gününde veya düğünde hediye almanız gerekiyor vesaire. Yani burada wir sollen ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Doğum günü hediyesi almamız gerekiyor. Gemeinsames Geschenk kaufen. Birlikte bir hediye alalım mı şeklinde bir cümle partnerimize sorarız. Was wollen wir ihr schenken? Ona ne hediye alacağız? Tabi burada bayan olursa ihr diyoruz ama erkekse ihm diyeceğiz. Was wollen wir ihm schenken? İşte o erkeğe ne alacağız gibi cümle kullanabiliriz. Burada kişiye göre iyi veya iyiyim geliyor. Hast du eine Idee? Yani bir fikrin var mı bu konuda? Şeklinde bir cümle sorabiliriz partnerimize. Welches Geschenk kaufen wir für unsere Freunde? Ya da arkadaşlarımıza ne hediye alıyoruz? Yani diyelim ki bir düğün olacak. İki kişi onlara ne hediye alıyoruz gibi bir cümle kullanabiliriz. Wir können von allen Kollegen Geld sammeln und gemeinsam ein Geschenk kaufen. Tüm arkadaşlarımızdan para toplayabilir ve birlikte bir ortak hediye alabiliriz gibi bir cümle kullanabiliriz. Ich glaube wir könnten eine Uhr kaufen. Yani ben genelde burada saat almayı tercih ediyorum. Yani bence bir saat alalım. Weil Ali, kimse o işte. Ali sich für Uhr interessiert. Yani Ali saatlere ilgileniyor. Ali saatlere ilgi duyuyor gibi bir cümle kullanıyorsunuz. Çünkü saat ister ev ziyaretine gidin gene saat uyuyor. Eve saat alınabilir. Veyahut da düğüne gittiniz mesela partner saati alabilirsiniz. Yani hem karı koca için hem de doğum gününde de saat gidebilir. Yani ben her yere saat kullanıyordum. Siz de kullanabilirsiniz ya da farklı bir hediye. Yani her yere gidebilecek bir hediye kullanabilirsiniz burada. Tabi burada değineceğimiz bir noktada düğünlerde burada altın takmadı gibi bir durum yok arkadaşlar. Ona girmeyin yani. İşte biz ona altın takarız gibi, altın veririz gibi bir şey dediğiniz zaman mevzuyu anlayamayabilirler. Yani niçin altın vereceksiniz ki böyle garip bir durum oluşabilir. Onu da izah edemeyebilirsiniz. Onun için altın konusuna girmeyin. Almanya'da altın falan vesaire hediye edilmiyor. Almanlar bunu bilmiyor yani. Wann sollen wir uns treffen? İşte buluşmalı bir şeyse ne zaman buluşmalıyız? Ya da wann wollen wir? Wann sollen wir de diyebiliriz. Wann wollen wir de diyebiliriz. Wann wollen wir oder sollen wir uns treffen? Ne zaman buluşmalıyız? Wann sollen wir uns verabreden da diyebiliriz. Yani kararlaştırmak, buluşmak manası da var verabreden'e. Yani bir şey yapacaksınız. Ne zaman kararlaştıralım bunu ya da ne zaman buluşalım manasına gelmiş oluyor. Wir können uns am Samstag treffen. Biz cumartesi buluşalım. Wo sollen wir uns treffen? Nerede buluşmalıyız? Wir können
Fordin Bahnhof tarafın biz tren istasyonunda buluşalım. Tren istasyonunun önünde Fordin Bahnhof. Ford'a tıp yaptığı için Fordin Bahnhof şeklinde gelmiş. Yani her zaman buluşacağınız yeri önceden belirlemenizde fayda var. Çünkü o anda böyle ya nerede buluşalım, ne yapalım, evden mi alayım, şeye mi gideyim, burada mı, böyle bir an kafa karışıklığı olabiliyor sınav sırasında. Önceden yani biz her zaman saat cumartesi günü saat 10'da işte tren istasyonunun önünde buluşacağız gibi bir cümle kullanırsanız rahat edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, burada linkleri görüyorsunuz. Bu linklerden işte Planen YouTube'daki diğer Planen'le alakalı yaptığımız Planen dersine gidebilirsiniz. Orada girişi nasıl yapılacağınızı gene oradaki bir örnek olay üzerinden görebilirsiniz. Gene diğer linkte de başka bir Planen yapma konusu var. Onu oradan görebilirsiniz. Abone olmak için de aşağıdaki linkten tıklayabilirsiniz. İlginiz için ve dikkatiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. B1 Planen kalıpları dersimiz sona erdi. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki derste görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.